Sabah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güne sabah namazı ile başlardı. Ama bir sahabe olan Abdullah bin Ümmi mektubun okuduğu ezandan sonra Hazreti Peygamber odasında sünneti kılar ve farzı kıldırmak üzere mescide çıkardı. Mescide gelemeyecek kadar ciddi mazeretleri olanlar dışında Medine'de bulunan bütün Müslümanlar her farz namazı Efendimizin arkasında kılmaya gayret ederlerdi. Namazdan sonra her gün güneş belli bir yüksekliğe çıkıncaya kadar önce tesbihatını ve vakte ait muhtat evradını yapar, sonra yüzünü ashabına dönerek bağdaş kurar ve ashabıyla sohbet ederdi. Bu sohbetler sırasında gündelik konulardan, tarihi hatıralara, rüya tabirlerinden, İmana hizmet konularına, sorulara cevap vermekten, sıkıntısı olanların sıkıntısını gidermeye varıncaya kadar beşeriyetin süt, hurma, birkaç dilim kuru arpa ekmeği ve benzeri şeylerdi. Yani evlerinde ne bulunursa onu yerler, yemekler arasında ayrımı yapmazlardı. Efendimizin hayatında yemek işi günümüzde olduğu gibi hayatın merkezinde yer almıyor, gündelik hayat yemek öğünlerine göre şekillenmiyor, yemek için fazla zaman harcanmıyor, yemek olmadığı zaman problem yapılmıyor, mükellef sofralar kurulmuyor, sohbetlerde sürekli yemek çeşitlerinden söz edilmiyor, daha güzel bir yemek için kilometrelerce yol kat edilmiyor, yıllık yiyecek hesabı yapılıp depolanmıyor, yemek masası kurulmuyor vesaire. Durum böyle olunca da günümüzün tam aksine diğer önemli şeylere daha çok vakit ve para ayrılıyordu. Hazreti Peygamber öğleden önce bir süre dinlenirdi. Gece ibadet ve benzeri faaliyetlerde uğraşıldığı için yeterince dinlenememek, iş yoğunluğu ve stresten ötürü dikkatin dağılması, bedenin yorulması ve sıcak iklim şartlarından ötürü gecenin yanı sıra bir de gündüz uyuyup dinlenme söz konusudur. İslami literatürde buna kalule denilmektedir. Türkçemizde buna öğle uykusu veya öğle öncüsü uyku demek mümkündür. Öğle. Öğle gündüzün kemale erip zevale meylettiği, günlük işlerin belli bir seviyeye getirildiği, iş yoğunluğundan uzaklaşarak kısa bir dinlenmeye ihtiyaç duyulduğu, fani dünyanın geçici ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve yorgunluktan ruhun tenettüse ihtiyaç hissettiği bir zamandır. İnsan ruhu bu sıkıcı atmosferden kurtulmak, Yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp el bağlayarak nimetlerine şükür ve hamd edip yardım dilemek, celal ve azametine karşı rükû ve secde ile aczini ortaya koymak üzere öğle namazını kılmaya büyük bir heves ve ihtiyaç duyar. Hele bu namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılınacaksa. Evet, Hazreti Peygamber büyük bir iştiyakla camiye koşan ashabına gün ortasında öğle namazını kıldırırdı. Eğer o gün haftanın cuma günü ise bambaşka bir coşku ile, yani bayram havasında namazı hazırlanırdı. Tırnaklar kesilir, banyo yapılır, yeni elbiseler giyilir, kokular sürülür. Her günden daha erken camiye gidilir. Efendimizin hutbesine kulak verilir ve ardından da namaz kılınırdı. Özellikle bu namaza çocuk ve kadınlar diğer vakitlere nazaran daha çok iştirak ederlerdi. Kaynaklarımızda düzenli bir şekilde yenilen öğle yemeğinden söz edilmemektedir. Fıtır sadakası veya bazı kefaretlerin miktarı belirlenirken günde 2 öğün üzerinde hesaplanması gösteriyor ki sabah ve akşam yemeklerine ek olarak 3. bir öğün bulunmamaktadır. Böylece sabah kahvaltısını sahurda yiyen kişinin günlerini ne kadar kolay bir şekilde oruçlu geçirebileceği de daha iyi anlaşılmaktadır. Aslında günümüzde de 2 öğünle yetinmek hem zaman kazanma, hem bütçe dengeleri,
hem de sağlık açısından tavsiyeye şayan olmanın ötesine uyulması gereken bir sünnettir. Elbette şeker hastalığı ve benzeri durumlar istisnadır. Hazreti Peygamber zaman zaman ashabına ziyaretlerde bulunur, gündelik meşgalelerini deruhte eder, devlet başkanı olarak kamuyu ilgilendiren işlere bakar, nazil olan ayetleri vahiy katiplerine yazdırır, hemen yerine getirilmesi gereken emirler varsa bunları bir münadi vasıtasıyla halka duyurur ve gelen misafirlerle ilgilenirdi. Mesela hicretin 8. yılından itibaren yoğun bir elçiler ziyareti yaşanmıştır. Günün bir bölümü bu elçileri karşılama, ağırlama, soru ve isteklerine cevap verme ve uğurlama ile geçmekteydi. İkindi, günlük işlerin sona ermeye başladığı, gün içinde mazhar olduğumuz sağlık, selamet ve hayırlı hizmet gibi ilahi nimetlerin meyvesinin alındığı zamandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu namaza Kur'an'ın işareti ile adeta ayrı bir değer verir ve Hazreti Bilal'in yanık sesiyle ashabına camiye davet ederdi. İkindi vakti mümini koruma, kollama ile görevli gece ve gündüz meleklerinin nöbet devir anlarından biri olduğu bilindiği için de namaz sonrası tesbihat daha uzun tutulurdu. Nitekim bir hadis-i şerifte konu bu şekilde anlatılmaktadır. Gece bir grup, gündüz de bir grup melek yanınızda olurlar. Bunlar sabah ile ikindi namazları vaktinde bir araya gelir ve nöbet değişim yaparlar. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bildiği halde yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da biz onları namaz kılar halde bıraktık ve yanlarına da namaz kılarken varmıştık derler. Efendimizin pek terk etmediği bir adeti vardı. Her ikindi namazından sonra hanımlarını dolaşır, onların hal ve hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını tespit ederdi. Akşam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından sonra o gün hangi hanımının yanına kalacaksa diğer ev halkı oraya toplanır ve aile sohbeti başlardı. Hazreti Peygamber'in aile yuvası hem sağlığında hem de ahirete intikal ettikten sonra ilmi faaliyetlerin hiç duraksamadan devam ettiği bir ortam olmuştur. Zira Efendimizin vefatından sonra hanımları bu ilim faaliyetini daha geniş bir halkaya açarak devam ettirmişlerdir. İslam dininin genel olarak pek çok hükmünün yanında özellikle kadınlarla ilgili bazı özel hükümlerin öğrenilip aktarılmasında ve öğretilmesinde Efendimizin aile hayatının büyük fonksiyonu olmuştur. Özellikle bu akşam sohbetlerinin rolü küçümsenemez. Adeta bir mektep gibi işleyen akşam sohbetleri, Hazreti Ayşe validemiz başta olmak üzere birçok eşsiz alimin yetişmesine beşiklik etmiştir. Yatsı. Yatsı vaktinde karanlık her tarafı kaplar. Gündüz görünen şeyler adeta yokluğa gömülür. Sanki vefat etmiş insanların geriye kalan eşyası da arkasından vefat edip unutulur. İmtihan için verilen dünya hayatının bütünüyle sona erdiğinin bir göstergesi gibidir. Adeta mutlak tasarruf sahibi olan Allah'ın yüceliği, ülfet perdesine sık sık gömülen insanoğluna bir daha gösterilmektedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu gece ile gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi kolaylıkla çevirir, yazar, bozar, değiştirir. İşte aciz, zayıf, muhtaç ve geleceği karanlık gören insan bu vakitte yatsı namazını kılarak her şeye gücü yeten ve gerçek bir dost olan Allah'a yönelir, dayanır ve sığınır. Onu unutulan ve karanlığa gömülen dünyayı, o da unutulup dertlerini dergah-ı rahmete döker. Ayrıca ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya dalmadan önce son ibadetini yapıp günlük hesap defterini güzellikle kapatmak ister. Hazreti Peygamber de ashabına yatsı namazını kıldırır ve
önemli bir durum olmazsa kimseyle konuşmadan dinlenmeye çekilirdi. Uyumaya geçmeden önce dua ederdi. Bilindiği gibi onun hayatında dua pek büyük bir yere sahipti. Zira dua Kur'an'ın ifadesiyle insanlığın değer ölçüsüdür. Hazreti Ayşe validemiz onun yatmadan önce yaptığı dua ve uygulamayı şu şekilde anlatmaktadır. Allah Resulü her gece yatağına girdiğinde iki elini birleştirir, onları üfler, İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, sonra da başından başlayarak vücudunda ulaşabildiği her yere elini sürer ve bunu 3 defa tekrar ederdi. Elbette bu konuda başka tavsiye ve uygulamaları da bulunmaktadır. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh şunu rivayet etmektedir. Allah Resulü bana ve Fatıma'ya şu tavsiyede bulundu. Yatağınıza girdiğinizde 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa bir rivayette 34 Elhamdülillah deyin. Hazreti Ali o günden sonra bunu hiç terk etmediğini söyleyince bir zat Sıffın günü de mi dedi. O evet o gün bile cevabını verdi. Gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günün son dilimi olan gecelerini de engin bir ibadette geçirmekteydi. Tafsilatını ilgili eserlere havale ederek Hazreti Ayşe validemizin bir müşahadesini nakletmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişene kadar namaz kılardı. Kendisine ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Buna rağmen ibadet konusunda niye kendini bu kadar zorluyorsun denilince ben Allah'ın bu mağfiretine karşı şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verirdi. Teheccüd namazından sonra bir süre dinlenir ve müezzin nidasıyla sabah namazını kalkardı. Hazreti Bilal imsaktan önce ezan okur ve halkı hem sahur hem de teheccüde kaldırırdı. Hazreti Abdullah bin Ümmi Mektum ise imsak vaktinin başlamasıyla ezan okur ve sabah namazının girdiğini bildirirdi.